Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Boyacı Vızıt Ali, Hasan Ejderha. Gene yapacağını yapmış, Maraş Ulu Camii'nden cenaze çıkarken Vızıt diye bağırmıştı Boyacı Vızıt Ali. Bu defa sert kayaya çarpmıştı sanki. Cenaze sahiplerinden ölen adamın oğlu üstüne yürümüştü Boyacı Vızıt Ali'nin. Tabut belediyenin cenaze arabasına konulmuştu ama cenaze alayı da karışmıştı. Boyacı Vızıt Ali'nin cenazenin arkasından Vızıt diye bağırmasıyla cenaze alayındaki ihtiyarlar ve diğer cenaze yakınları boyacı Vızıt Ali'nin üstüne yürüyen adamı tutmuşlar, sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Etme yeğen, sen deliyle deli mi oluyorsun? Bir diğeri, bilmez misin bu manyak yıllardır yapar aynı şeyi, ilişme sen ona. Bir başkası, yahu Allah'ın garibi, deli Vızıt Ali işte, onu ciddiye mi alıyorsun? Hadi aslanım, babanın cenazesini bekletmeyelim. Cenaze alayı yürümüştü ama bu defa ölen merhumun oğlu çok içerlemişti babasının cenazesinin arkasından Vızıt denilmesine. Görürsün sen boyacı Vızıt Ali, senin cenazeni bekleyeceğim Allah'ın manyağı, senin cenazeni. Eğer senin arkana kalırsam Vızıt Ali, senin cenazen tam Ulu Cami'nin kapısından çıkarken arkandan Vızıt diye bağıracağım. Bunu yapacağım, yapmazsam aha şu tabuttaki babamın hakkı bana haram olsun diye yemin etmişti. Aslında boyacı Vızıt Ali kötü bir adam değildi. Maraş Ulu Cami'nin bahçe duvarının dibinde, diğer lüks boyacılardan hemen uzakta bir yerde ayakkabı boyayan, kendi halinde bir garipti. Boya sandıkları ihtişamlı, kendileri şık elbiseli boyacılar aslında o çevreye pek boyacı yanaştırmazlardı. Ama boyacı Vızıt Ali onların gözünde gariban bir deli olduğu için biraz uzaklarında ekmeğini kazanmasına müsaade etmişlerdi. Hatta bazen bilmeden kendilerine gelen ayakkabısı kötü ve kendilerinin talep edeceği, boya parasını veremeyeceğini düşündükleri müşterileri bile boyacı Vızıt Ali'ye gönderirler. Bir de arkasından yazık, garip ekmek yesin, ara sıra müşteri gönderelim de diye kendilerince iyilik bile etmiş olurlardı. Aslına bakılırsa boyacı Vızıt Ali gerçekten deliydi. Akşama kadar çevresinde ya kendisiyle ya da ayakkabısını boyadığı müşterisiyle uğraşan adamlar eksik olmaz. Çoğu zaman da boyacı Vızıt Ali'nin bulunduğu yerdeki kalabalığın niye biriktiğini merak edip gelenlerle kalabalık arttıkça artardı. Yani boyacı Vızıt Ali'nin boya sandığının bulunduğu yerde film oynuyormuş gibi bir görüntü akşama kadar eksik olmazdı. Boyacı Vızıt Ali çok eğreti bir şekilde yapılmış, gerçekten çok kötü görünen boya sandığının arkasında bir minderin üzerinde otururdu. İlk müşteriyle ayrı bir torbada taşıdığı fırçaları, boyaları, cila kutusunu ve ayakkabı boyarken kullandığı bez parçalarını işi bittikten sonra nereye attıysa orada bırakırdı. İkinci bir müşteri geldiğinde ise neyi nereye attığını unutur, bir boyayı, bir cilayı arardı etrafında. Aradığını bulunca da ha buraya saklanmış kerata diyerek müşteriyi güldürürdü. Üzerindeki dirsekleri tiftik tiftik yırtılmış ceketiyle ceketinin altına giydiği kazak anlaşılmaz bir şekilde ayakkabı boyasına bulanmıştı. Dizlerindeki ayrı renkteki yaması bile tiftiklenmiş pantolonuysa ceketi ve kazağından daha çok boya bulaşığıydı. Elbisesi boyanmaktan brandaya kesmişti adeta. Bir önemli şey daha vardı ki yazın Ağustos sıcağının baharında da zemheride de aynı kıyafetli olurdu boyacı Vızıt Ali. O kimsenin dışarı bile çıkmadığı zemheri ayazlarında bile aynı yere boya sandığını koyarak beklerdi aynı elbisesiyle. Ara sıra da lüks boyacıların gelmedikleri boş yerlerine bakarak Vızıt'e "Dondunuz mu hanım evlatları? Lan madem hanım evladısınız niye ayakkabı boyarsınız? Diğer zamanlarda da durun hanım ananızın eteğinde" diye boyacıların daha önce bulundukları yerdeki boşluğa laf atardı. Boyacı Vızıt Ali'nin laf atmaları gelmeyen boyacılara laf atmakla kalmazdı elbette. Bazen oradan geçen tanıdığı zenginleri görünce ayağa kalkar, "Ölüm de var Vızıt Ahmet Efendi, Mehmet Efendi" diye oradan geçen zenginin adı neyse
adıyla çağırır, çarşıya malamat ederdi adeta. Bazen de oradan geçen çarşaflı bir hanıma hitaben, "O çocuk babasının bütün parasını yiyecek pavyonda. Oğluna dikkat et ana. Biraz sadaka ver. Fakir fukaraya da oğlunun ıslahı için dua et." der ve bağırırdı arkasından. "Mal bitmez sanmayın. Biter, bereketi kalkarsa biter." diye. Boyacı vızıt halinin arkasından bağırdığı kadın, sıkı sıkıya çarşafla örtülmüş olduğu halde, bu deli vızıtın kendisini nasıl tanıdığını hayret ederken, söylediklerinin de yabana atılır şeyler olmadığını düşünerek yoluna devam ederdi. Yine bir defasında oradan geçen köylü delikanlısının arkasından bağırmıştı boyacı vızıt Ali. "Hey yeğen, dolaşma buralarda. Köyüne git de davarını güt. Sinemaya gideceksin de ne olacak?" demişti de arkasından bağırdığı köylü delikanlı, "Ulen bu adam nereden bildi? Şimdi fabrikada çalışan teyzeoğlu Osman'la sinemaya gitmek için bugün şehirde kaldığımı, sonra da gitmeye niyetlendiği filmi düşünüp tepeden tırnağa kızarmıştı. Bir günse gerçekten başına iş açmasına ramak kalıyor boyacı vızıt halinin. Zamanın valisi önde, müftü efendi arkada, ulu camiye cuma kılmak için girerlerken boyacı vızıt Ali arkalarından bağırır. "Burada yemek mi yeniliyor sandınız müftü efendi? Vali efendiyi al da ziyafet verilen bir yere götür. Yok mu Kerhan'da, Gandıl'da da ziyafet verilen bir bağ evi?" Zabıtalar, polisler başına üşüşürler boyacı vızıt halinin. Gene vali acır bizim garibe de, "Bırakın," der ve bırakırlar bizimkini. Fakat cuma namazı süresince her zamanki namaz kıldığı yeri bildiklerinden vali de müftü de dönüp dönüp boyacı vızıt Ali'ye bakmadan edemezler. Boyacı vızıt Ali öğle namazı ve ikindiyi ulu camiinde, akşamıysa Saraçhane camiinde kılarken müezzin mahfilinin en sonunda bir yerlerde halı kirlenmesin diye yanında getirdiği incecik muşambayı gerip de üzerine diz çöktüğünde görenler bakmadan edemezlerdi. O anda başka, bambaşka bir boyacı vızıt Ali olurdu. Ya da boyacı vızıt Ali gider de aynı vücudun içine bir başka kişi girmiş olurdu. Görenin bakınca iliklerine kadar hissedeceği bir huşunun içinde olurdu. Nasıl bir aleme girmişse o aleme dair bir huşu bulunduğu yerden etrafına yayılırdı. Ve bunu cemaatten herkes hissederdi. Hatta bazı zamanlar cemaat kendi aralarından bu durumu konuşurlardı bile. "Bu nasıl bir iş kardeşim? Caddenin kenarındaki boya sandığının başında ve cenaze namazında tam bir deli. Camide de böyle bir hal," derlerdi. Şehrimaraş'ta çevre köylerde ne kadar deli varsa boyacı vızıt halinin yanına gelip giderlerdi. Günde ya bir ya iki deli gelirdi yanına. İşte o zaman ziyafet sofrası hemen boya sandığının yanına kuruluverirdi. Kaç kişi varsa sofranın başında birer tane somun ekmek, helva ve soyarken ellerinden boya bulaştırdığı portakal. Onların iştahla yemeklerini yerkenki hallerini izlemeden gitmezdi oradan geçenler. Çünkü yemek mi yiyorlar, kavga mı ediyorlar belli olmazdı. "Benim ekmeğimi aldın, o benim portakalım. Ekmeğine sen çok helva koyuyorsun," gibi ağır dalaşlarıyla yerlerdi yemeklerini. Yanına gelen deli giderken de cebine para koymadan göndermezdi boyacı vızıt Ali. Emri Hak vasıl oluyor ve bir gün boyacı vızıt Ali ölüyor. Yıllar önce babasının cenazesinin arkasından vızıt diyen boyacı vızıt Ali'nin cenazesine koşuyor. Babasının arkasından vızıt denilen ve boyacı vızıt Ali ölünce vızıt demeye yemin etmiş olan oğul. Fakat cenazenin arkasından vızıt demek için koşmamaktadır adam. O gece rüyasında boyacı vızıt Ali'yi görür. Boyacı vızıt Ali ölmüştür ve Ulu Camii'nden cenazesi kalkmaktadır. Sevinçle Ulu Camii'ye gelir. Babasının cenazesinde boyacı vızıt Ali'nin yaptığının intikamını alacaktır. Boyacı vızıt Ali'nin tabutu tam Ulu Camii'nin kapısından çıkarken arkasından vızıt, boyacı vızıt Ali, vızıt diye bağırır. Boyacı vızıt Ali yiter açar tabutun kapağını ve tabutun içinden doğrulur. "Bu dünyadan bomboş gidiyorsam bana da vızıt," der ve yeniden uzanır tabutun içine.